Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kehf suresinin 35. ayetinden itibaren okuyoruz, değil mi? 37. ayetinden itibaren okuyoruz. Dedik ya, iki kardeş varmış. Biri Müslüman, biri kafir. Allah Zülcelal kafire İki bahçe vermiş, hurmalidir, üzümlidir, aralarında buğday, ekinler, öyle değil mi? Bir gün o kafir Müslümanın elinden tutmuş, bahçesine götürmüş, ben en ekserimünke malen ve azun neferen demiş, öyle değil mi? Demiş, ma azun en tebide hazi ebeda ve ma azun sade kaimeten. Bu küfür kelimelerini, haddini aşmış cümlelerini ne ediyor? Kullanıyor. Bu sefer 37. ayet. قال له صاحبه. قال dedi له o kafire صاحبه onun mümin olan arkadaşı. Ona dedi hal hal ve huve yuhaviruhu. Onunla ne ediyor? Muhavere ediyor. Muhavere ne demek? Yucavibuhu. Ona cevap veriyor. Havere mana müfahere de gelir. Dünkü yuhavriden onu almıştık. Havere mana yücavibu da gelir. Bugün de onu alırız. Dünküne münasır yufakhiru. Bugünküne mümin sahibe münasır da cevaptır. Ve hu hal hal o sahib yücavirhu yücavibu. O kafir kardeş arkadaşına cevap vererek. Ekeferte billezi khanakeken min turabin. Seni topraktan yaratan halkını inkar mı ediyorsun? Ey keferte billezi o kimse ki halakeke min turabin. Seni turabdan yaratanı seni ne? Turabdan yaratanı inkar mı ediyorsun? Bu mümin kafire dedi seni topraktan yaratanı inkar mı ediyorsun? Onun arkadaşı ana babadan meydana gelmiş. Topraktan meydana diyor yani Adem'e hulika minhu. Adem topraktan yaratılmış. O kafir arkadaşı da Adem'in çocuğu değil mi? Dolayısıyla Adem'in vasıtasıyla o da topraktan yaratılmadı. Evet. Yaratıldı. Sümme min nutfetin. Sonra seni nutfetten yaratmış. Nutfetten murat meniyin. Senin meniyetten yaratmış. Sen bunu inkar mı ediyorsun? Sümme sevvake. Sevvake ne demek? Adeleke. Seni düz kılmış. Öyle değil mi? Adaletli kılmış yani. Ne demek? Ağzalarını eksik bırakmamış. Bir ağzın elini küçük, biri uzun yapmamış. Ve sayyereke. Seni kılmış racülen. Seni tam bir racül haline getirmiş. Şimdi ve sayyereke adaleke üzerine atıf etmeyle işaret etti ki sevvake, seyruret manasını, tessir manasını içine aldığı için seyyere manasına olduğu için iki mefhul ne etmiş? İstemiş. Biri sevvake'deki kaftır. Diğeri de nedir? Racülendir. Oldu mu? E keferte buradaki istifam da tevbih içindir. Ne demek? Ya seni topraktan, nutfetten yaratan Halık'ını nasıl inkar edersin? Bu asla ne sana ne senin gibi birine yakışır. Yakışmayan bir şeyi yapıyorsun. Oldu mu olmadı? Şimdi bununla onun dünkü son cevabını neydi? Ve ma azunnu sa'ate kaimeten demişti ya. Ve ma azunnu sa'ate saatin kaim olacağına ben inanmıyorum. E saat kıyamet yoksa gayet kıyameti yapan kimse yok. O Allah'ın inkar etme manasına gelmişti. Öyle değil mi? Bak onun cevabını verdi. Seni topraktan, nutfetten yaratanı nasıl inkar ediyorsun? Lef-u neşr nedir? Müşevveş. O kafir sahibinin son
söyleyişinin cevabını ilk verdi. Niye bunu öne aldı? Çünkü en muhim budur. En muhim nedir? Oldu. Bak sayarken en son getirdi. Niye? Çünkü en yakışmayan budur sonuna. Ama cevap verirken muhim olduğu için öne aldı. Bak. Allah'a inkarı Allah'a dedi ki en sona getirdi. Zaten zikir edilmemeli, edilirse de en son zikir edilmeli. Cevap verirken Allah'ın inkarı en muhim olduğu için bak ilk onun cevabını ne etti? Verdi. Oldu mu olmadı? Lakinna huvallahu rabbi ve la uşriku bi rabbi ahada. Lakinna aslu lakin ene. Nuklet hareketul hemzeti ile nuni. Lakine oldu. Lakine enna. Öyle değil mi? Tabi hemze sakin hasbediliyor. Nunne damu hasbediliyor. Sonra bunun sakin kılınır. İkinci cinnuna ne yapılır? Dam edilir. Lakinne olur. Ev huzifetil hemzetu. Yahut da hemze ne oldu Hüseyin? Hareketiyle birlikte hasip oldu. Ne kaldı? Lakin ne kaldı? Sümme udrimetin nunu fimisen. Nun kelimesinden ne oldu? Bu sümme udrimet sade ev huzifet hemzetun kaydı olabilir. Yahut da nukulet hareketul hemzeti ile nuni ve ev huzifet hemzetu. Her ikisinden sonra sümme udrimetin nun fimisen. Nun kelimesinden ne oldu? Dam oldu. Birinciye göre teskin edildikten sonra dam oluyor. İkinciye göre zaten sakindir. Hemze hareketiyle beraber giderse orada sakin kalan nun ne oluyor? Huve demiru şeni. Bu huve nedir? Demiru şen olunca ne olur? Mubtada olur. Bak lakinna. Oradaki na lakinlerine neydi? İsmidir. Huve demiru şendir. Mubtadadır. Öyle değil mi? Tefsiruhu. Bu demiru şenin tefsiri el cümletu ba'dehu. Kendisinden sonra gelen ne? Cümletir. Kendisinden sonra gelen cümledir. Vel mana ene ekulu. Vel mana ene ekulu. Oldu mu? Ben diyorum, ne diyorum? Allahu Rabbi ve la uşriku bi Rabbi ahada. Bak, huve şen, şen nedir? Ene ekulu, ben diyorum. Ben? Ha, bu ene ekulu getirdi Allahu Rabbi mahzuf bir ekulunun makulunu yaptı. Ekulu da eneye haber yaptı. Ene ekul huvenin ne olur? Haberi olur. Aynı zamanda o demirin tefsiri oluyor. O demir şenin ne olur? Tefsiri olur. Oldu mu olmadı? Peki Allahu Rabbi ve la uşriku bi Rabbi ahada. Bu cümle ne olur? Huvenin haberi olur. Ve ne olur? Pek bu cümleyi, bu mübtedeyi rabit eden rabit var mı? Yok. Niye? Gerek yok. Niye? Mübtede demir şen olursa, onun haberi cümle gelirse rabite gerek yok. Niye? Çünkü o cümle o mübtedenin aynısıdır. Mana itibarıyla aynısıdır. Bir şeyin aynısını rabit etmeye gerek var mı? Zaten aynıdır. Oldu mu olmadı? Bu sefer huvallahu rabbi ve la uşriku bi rabbi ahada. Bu cümle komple lakinna lakinen ne olur? Haberi olur. Aslında ennenin ne olur? Haberi olur. Hani hurum şebev bilfen ismi aslında mübtedadır. Peki bu haber olunca bu cümleyi o mübtedaya rab eden rabit var mı? Evet. Allahu rabbi orada ya yok mu? Lakinna'nın ismi de ene değil mi diye. Bak ya ile ene aynı değil mi? Rabıt orada nedir? Demirdir. Oldu mu? Bunun manası nedir? Rabbi ve la uşriku bi Rabbi ahada. Bunun manası nedir? Bunun manası ben Rabbimi ne etmiyorum? Şimdi şirk koşmuyorum. Sanki onu kabul ediyorum, ona şerik kabul etmiyorum.
gaye, ben onu inkar etmiyorum. Onu ne etmiyorum? Bir dese onun arkadaşı Allah inkar etmemiş. O inkar etmemişti. Öyle değil mi? Kıyameti inkar etmemişti. Kıyameti inkar etmek küfür değil mi? Ben de Rabbimi inkar etmiyorum. Ona şirk koşmuyorum gaye. Onu ne etmiyorum? İnkar etmiyorum. Küfür yapmıyorum ona. Ne demek? Ben bazı inkar etmek suretiyle Rabbimi ne etmiyorum? Rabbimi inkar etmiyorum. Yani bazı inkar etmeyle küfür yapmış oluyor kardeşim. Ben Rabbimi inkar etmiyorum. Ne demek? Yani bazı kabul ediyorum. Bazı inkar etmek suretiyle ben küfran yapmıyorum. Sen yaptığın gibi yapmıyorum. Oldu mu olmadı? Şimdi قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَيُحَاوِلُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ سُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Bu 37. nedir? Ayet. لَكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّ وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّ اَحَدًا. 38. nedir? Ayettir. وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ تَرَنِي اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. Bildiniz mi? وَلَوْلَا هَلَّا. İşaret ettik ki buradaki levla harf-i tahdiddir. Hella manasındadır. Niye? اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ. Niye sen bahçene girdiğin zaman, hani beraber girdik ya, قُلْتَ سَنْ دَيْمَدَنْ اِنْدَ اِعْجَابِكَ بِهَا. Sen o cennetle i'acab edince, yani onu beğenince, hoşuna gidince, sen niye demedin haza? Bak. لَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ هَذَا. Bu haza قُلْتَنِ مَاقُلُ. Sen niye bunu demedin? Bu nedir? مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Sen niye bunu demedin? Bunu deseydi faydası olur muydu? Bunu demesi uygun muydu? Evet, şimdi bir hadis getiriyor. Bir şey insanın hoşuna gidince maşallah demeli. Ve fil hadisi men u'tiye hayren min ehlin ev malin. Kime bir ehl verilirse, bir mal verilirse, fe yekule inde zalike, o da orada derse maşallah la kuvvete illa billahi lem yere fihi mekruhen. O kişi o beğendiği şeyde bir mekruhu göremez. Bir mekruhla karşılaşamaz. Ne demek? Gaye o şeyde bir musibetle karşı karşıya kalmaz. Nezer değmez demek istiyor. Nezer ve benzer bir musibet o şeyin başına gelmez. Oldu mu olmadı? Peki bu da ha, in tereni, ya sen beni görürsen, bu da bak neyin reddi? Dikkat edin, birincisi en ekseru, bak, en ekseru gini ve dekhala cennettehum, ve o zaman nefsi, قَالَ مَا اَزُّنْ اَنْ تَب۪يدَ هَذِهِ اَبَدًا. Öyle demedi. E diyor, sen bunu diyeceğine niye maşallah demedi? Öyle değil mi? Bak bu da, bu ikinci, oradaki ikincinin neydi? İkinci makalenin reddi. O girerken ne demişti? قَالَ مَا اَزُّنْ اَنْ تَب۪يدَ هَذِهِ اَبَدًا demişti. Bu da diyor, bunu diyeceğine ne deseydin? Maşallah ne demek? Oldu. Ve ikincinin radı için. Birinci neydi? En ekser minke malin ve azzun neferen değil miydi? Bak şimdi onun cevabını veriyor. Bak en son birincinin neydi? Birinci makalenin cevabını verdi.
İnterani ene. İnterani ene. Bu ene demir feslin beynel mefhulini. Yani interani orada ya birinci mefhuldür, ekelle ikinci mefhul. Orada ya hasve girmiş. Birinci ile ikinci mefhul arasına demirul fesl ene girmiş. İnterani ene ekelle minke malın ve veledam. Eğer sen interani ene ekelle minke malın ve veledam. Eğer sen beni mal, veled itibariyle daha ekel, daha az görürsen فَاَسَا رَبِّيَنْ يُوْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ. Umut var ki Rabbim senin cennetin daha hayırlısını bana verebilir. Sen nasıl malın çokluğuyla bana böbürlenirsin, kibirli, müfahere ediyorsun. Öyle değil mi? Tekebbür etmeye kalkıyorsun. Belki Rabbim sana vermiş olduğum maldan daha hayırlısını, senin cennetinden daha hayırlısını bana verebilir. Bu fasa Rabbi en yu'tiyeni hayran min cennetike, bu cevabu şerti. Nedir? İnterani ene akalle minke, İnterani ene akalle minke malum ve veleda, fasa Rabbi en yu'tiyeni hayran min cennetike. Oldu mu olmadı? Anlaşıldı. Bu da birinci makalın neydi? Ha, daha devam ediyor. Fasa Rabbi en yuhdiyeni hayren min cennetike ve yursile aleyh husbanen. Yani umut var ki benim Rabbim sen o cennetin üzerine bir husbani gönderir. Husban cem-i husbanetin müfredi nedir? Fark nedir? Müfred tali cem-i tatsız. Hani bazı cemellerin müfredleriyle farkı neyle oluyor? Sayıyla oluyor, budur. Peki husban ne demek? Sevaike. Sevaik. Yıldırımları gönderebilir. Öyle değil mi? Mine semai gökyüzünden yıldırımları senin başına gönderebilir. Fetusbihas sa'iden zelefa. Senin bu cennetin olan ne olan? Sa'ide zelef olan. Sa'id ne demek? Erden mersa'e, böyle savru, kaygan ard. Haline gelir, kullâ yesbutu aleyhi kademun. Öyle kaygan olur ki onun üzerine ayak sabit olmuyor. Yani insan ayak atarken ne oluyor? Kayıyor. Sen bir sevaikleri gönderebilir, sen bu bahşan böyle kaygan ard haline getirebilir. Öyle değil mi? Şimdi sa'id demek, ar demek. Mersa zelfadan çıkıyor. Bak, sa'iden arden. Zelefen mersa'e. La yesbutu aleyhi kadem. Olur mu olmadı? Ev yusbihe ma'uha gavra. Yahut ev yusbihe ola. En yesire. Ma'uha bu cennetin neyi? Suyu ne ola? Gavren, gavr ola. Gavr ne demek? Bimana gairen. Ha, gavr burada meser değil. Gavr sıfatı müşebbihedir, gayr manasında. Senin bu cennetin suyu, yani bu cennete gelen sulanmaya kullanılan su, gayr ola. Yani yerin dibine çekilir. Ha, ev yusme diyor, atfun ala yursile. Yursile üzerine nedir? Atıftır. Gördünüz nerede? Fa'asa Rabbi en yüteni khayr min cennetike, fa'asa Rabbi en yursile aleyh husbanen. O yürüsüle üzerine atıftır. Anlıyorsun değil mi? O zaman fa'asa Rabbi bunun üzerine de gelir. Atfun ala yürüsüle. Dune tusbihe. Tusbihe gördünüz nerede? Fe tusbihe sa'iden zelefe var ya. O tusbihe üzerine atıf olmaz. Niye? Yani gavr el ma'i. Suyun yerin dibine girmesi. La yetis sebeb ani sevaihi. Yıldırımlarla alakası yok. Yıldırımlarının yıldırımlarla tesebbüblenmez. Yani ne demek? Sevaiklar onun sebebi olmaz. Epey fe tusbihe fe sebiyet değil miydi? Yursile aleyh husbane mine semay, bu tusbihe saiden zelefenin neyidir? Sebebidir. Onun neyi oluyor? Onun sebebi oluyor. Ev yusbihe mava gavren, eğer orada tusbihe üzerine atıf olursa ve yursile aleyh husbane mine semay, o zaman bu
nasıl sayd-ı zelefe sebep oluyor? Ma'uha kavranın sebep olması lazım. Matuf Ali üzerine ne mezkûse matuf üzerine mukadder. Halbuki sebep olmuyor. O zaman onun üzerine atıf olmaz. Buradaki ev yusbihâ, tüsbihâ üzerine atıf olmaz. Ta ki tüsbihân üzerine olan şey bunun üzerine gelmesin. Neyin üzerine atıf oluyor? Yürüsüle üzerine atıf oluyor. Yürüsüle üzerine mezkûr olun, bunun üzerine mukadder olur. Orada sıkıntı yok, mana uygun. Oldu mu olmadı? O zaman اَوْ يُسْبِحَ مَاُهَا غَوْرًا suyu birinin dibine batar فَلَنْ تَسْتَطِيَ عَلَّهُ طَلَبًا artık sen o suya talep gücüne sahip olamazsın. Onu talep edeme gücün kalmaz. Onu bulma, araman, kazman imkan yok. Bir kilometre yerin dibine çekilirse ne yaparsın? 10 kilometre yerin dibine çekilirse ne yaparsın? Bak. فَلَنْ تَسْتَطِيَ عَلَّهُ طَلَبًا talep demek حِيلَةً تُدْرِكُهُ بِهَا yani bir hile ki sen o hilene neydesin? Suya ulaşasın. Bak bunu ötüle şöyle bağırmayın. Telaffuz mu nedir? Şöyle bağırmayın. Ses dışarı gidiyor. Bildiniz değil mi? Hileten tüdriku sen ulaşasın. Hu suya biha neyle o hilene. Yani suya ulaşmak için sen bir hile bulamazsın. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Ve uhiyyete bisemerihi. Ve uhiyyete. Yani devam ediyor. Onun semeri ihate edile. Onun semeri ne? İhate edile. Yani olabilir ki böyle ola, böyle ola, şöyle ola. Ve onun semeri ne edile? İhate edile. O vuhid bisemmeri bi evcuhi dabti sabiketi ma cenneti bil helaki fe helaki. Bak. Şimdi hatırlarsın. Bi evcuhi dabti sabiketi. Sanki öyle mi? Bu kapının kenarını biraz aç. Semerihi ve ucuhi dabti sabiketi. Sizinki de öyle mi? Harika. Kelimeler aynı ha? Şimdi onun cenneti nasıl dabt edilmişti? Cennetin mine annabi ve haffefnehuma bin nehli. Atrafları nehli. Ve cealna beyne mazzer'en bir yere demiştik.
tek cennet söylüyordu, iki cennet hani ikisini. Dakale cennete hu. Ne diyoruz lan? Ravdet diyor. 35. ayet Ravdet hasibiyle alıyorduk yazıkla. Bunun faydası ne? Hepiniz ki aynı ibadet. Nesefi var mı? Nesefi de. Biliyorsun ne diyor? Hani hatırlarsın Semer. Fatih gel, Fatih anlaşıldı. Sen bırak, bak gidin size söyle. Şimdi Semer'ün geçmedi. Semer'ün. Bi fethi sa'i vel mimi Semer. Ve bi dammihima sumur. Ve bi dammil evl ve sukuni sani sumur. Tayfur gördünüz mü? Dünkü derste geçti. 34. ayette. 34'e baktın da. Hı? Bak diyor ve kâne lehu semerun hasimin özeme. O da kaç defa var? 3. Ha, bizim derse gelin anlaşılın dedim. Benim aklım orada manaya gitti biliyorsun. Diyor vahide bir semeri. Bu bir semer var ya ve ucuhi dapti sabgati. Önceki geçirmiş diyor 3 dap var ya. Burada da o sabık üç tatlıda ne yapılıyor? Okunuyor. Ha bu uhide bi semerihi. Semer burada murad mal demektir. Onun malı ihate edildi. Malı ne yapıldı? Ma cennetihi cennetiyle beraber. Yani malı hurmaları, üzümleri, ekinleri bahçesiyle beraber ihate edildi. Ne ihate edildi? Bil helak. Helak ve ihate edildi. Yani Allah-u Zülcelal'ın helakı dört taraftan başa ne etti? Sardı. Feheleket. Sonra ne oldu? Helak oldu. Anladınız değil mi? Fe esbaha. Yani fesara fis sabahi. O kafir sahibi, arkadaşı sare oldu. Fis sabah sabah vaktinde ne oldu? Yukallibu kefeyi. Ellerini kalp ediyor. Bu buna vuruyor, onu buna vuruyor. Niye öyle yapıyor? Ne demen ve tahassüren. Pişmanlık duyarak, hasreti çekerek ellerini birine ne ediyor? Vuruyor. Neyin üzerine yukallibu kefeyi, neyin üzerine hasret çekiyor? Allah ma enfeke fiha. O bahçede infak ettiği masraf üzerine, para üzerine hasret çektiği. O da fi imareti cenneti. Cennetin imaresinde cenneti imare etmek, meydana getirmek için infak ettiği emek ve mal üzerine nedem ve tahassürü çekerek ellerini birbirine vurmaya başladı. Oldu mu olmadı?
وَهِيَ خَاوِيَتُونَ O bahçe nedir? Havidir. Ne demek? Sakitetun. Ala uruşya. O bahçe uruşları üzerine durmuş. Uruş ne demek? Daimha. Direkleri üzerine. O daim de lil kermi kerm için. Yani uzun asmalar için hani direkler dikiliyor. Üzerine de ağaçlar atılıyor. Asma ne ediyor? Biniyor. Bak bizim bu komşununki öyle değil mi? Diyor o meyveler, o asmalar uruşları üzerine düşmüştür. Uruş demek daim, direkler demek. Ne demek? Ben sakatet, önce o daimler düştü. Süme sonra sakate kermu. Sonra asma neyti onun üzerine düştü. E bak ve ya havyetun ala uruşa. O asmalar öyle değil mi? O cennet oruçları üzerine düşmüş. Ne demek? Önce o arişleri, o direkleri yere düştü. Sonra onların üzerine olan asmalar da o oruçlar üzerine düştü. Bak diyor kalbi kefe zahen libbatin. Bak böyle. Hani ben böyle dedim ya. Yani birinin zahrini diğerinin betine ne diyordu? Vuruyordu. Telehuf esef itibariyle. Oldu mu olmadı? Kerimi de değil mi Dabri? Kurumda olabilir mi? Kerimi. Hareket var mı? Tamam. O zaman doğru okuyor. Ve yakulu diyordu ya liten bir burada nida olmaz. Kimse çağırmıyor ki. Ve yakulu diyordu ya siz uyanın tenbih içindir. Leyteni keşke ben lem üşrik bi rabbi ahada. Keşke ben Rabbime hiç kimseyi ne etmeseydim. Bunu da tahassür ile nedem itibariyle söylüyor. Ha bunu da söylerken pişman olduğundan dolayı tevbe niyetiyle söylemiyor. Mali telef olduğundan dolayı üzüldüğü için bunu söylüyor. Keşke ben şirk koşmasaydım ta ki malım helak olmasaydı. Yoksa ben yanlış yaptım, tevbe edeyim, günahım affolsun değil. وَلَمْ تَكُنْ بِتَاءِ وَالْيَاءِ لَهُ فِيَتُنْ Şimdi fiyetun tekun ismidir, müennestir. Lehu ne olmuş? Fasr olmuş. Müennes-i mecazidir, fasr da var. Onun için tekun da tali de olabilir, yakun ya da olabilir. Hatta bu gibi yerlerde ya ta'dan daha iyidir. Ve lem tekun lehu fi'etun cemaat. Ona bir cemaat olmadı ki yansurunehu min dunillahi inde helaki. Min dunillahi demek yani inde helaki ha. O bahçenin helak anında öyle değil mi? Bak, yansuru ona yardım etsinler. Min dunillahi Allah'a karşı. Böyle dun demek min ticahillahi. Ticahillahi. Allah'ın karşısında bir fiyat yok ki ona ne etsin? Hiç kimseye Allah'a karşı yardım edecek bir fiyat yok. Ne zaman fiyatun yansurunu min dunillahi Allah'a karşı ona yardım edecek fiyatı olmadı? İnde helakiha. O cennetin helak anında o cennetin ne? O cennetin helak anında o sahibul cenneteyne yardım eden bir cemaati, bir aşireti olmadı. Ona yardım edecek hiç kimsesi olmadı. Ve ma kâne muntesira. Kendisi de muntesir olmadı. Muntesir kendi imkanıyla kendi imkanıyla o helaktan mümteni olamadı. Kendi kendini koruyamadı. Kendi bahçesini koruyamadı. Ne zaman? İnde helakiha. O cennetin helak anında o kişi muntesir olmadı bir nefsi. Kendi nefsiyle nusret sahibi olmadı. Yani kendi imkanıyla, kendi gücüyle de Allah'ın helakını def edemedi.
Allah'ın helak anında ne ona bir aşiret oldu ki o helaki ondan defetsin, ne o kendi nefsiyle imkanıyla kendini o helaktan ne edebildi? Koruyabildi. Helak oldu, gitti o bahçe. Oldu. Şimdi kaçıncı ayete geldik? En son 44. Ve uhide bi semerihi fe esbaha yuqallibu keffeyhi ala ma enfaqa fiha ve hiye khaviyetun ala urushiha ve yekulu ya leyteni lem uşrik bi rabbi ahada. Bu 42. ayet. Ve lem tekun lehu fiyetun yansurunahu min dunillah ve ma kan muntasira. Bu da 43. ayet. Hunalike 44. ayet. Orada duralım. Bitiyor mu orada? He, okuyalım. Hunalike ey yevmel kıyamete işaret edik ona. İsmul işarettir. Mekkanın zaman işareti için geldi. Sütide de geçiyor. Hunalike normalde mekane ba'idin işareti içindir. Ama burada zamane ba'idin işareti için gelmiş. Bak yevmel kıyamet zamandır ve ba'iddir. Hunalike ey yevmel kıyameti el velayetu. Velayet, velayet bi fethil vavi. En nusratu ne demek? Nusrat demek. Ve bi kesriha el mulku. Velayet demek mülkiyet, saltanet demek. Kıyamet gününde velayet, öyle değil mi? Yani nusret veyahut da vilayet, saltanet lillahil hakkı. Öyle değil mi? Lillahi kimin için? El hakki okuyoruz. Öyle değil mi? O diyor bir raf'i el hakku okuruz. Sıfetul velayeti. El velayetu lillahi velayet kimindir? El velayetul hakku hak olan velayet kimindir? Ve bil cerre el hakki de olur sıfetul celaleti. Lillahi o Allah ki el hakki nedir? Hakdır. Uluhiyeti, mabudiyeti, kudreti, vücudu hepsi nedir? Haktır. Bak o da diyor. Hak ne demek? İllâhi lezî uluhiyetuhu hakkatun. Uluhiyeti nedir? Tamam. Oldu. Huve Allahu Zülcelal hayrun. Herkesten daha hayırlıdır. Hayrun asli ahyaru. Efalu taftildir. Herkesten daha hayırlıdır sevaben. Sevap cihetiyle min sevabi gayrihi. Sevap cihetiyle kendi gayrinin sevabından daha hayırlıdır. Gayrin sevabı var mı? Levkane yusibu. Levkane yavrusedi. Gayr yusibu sevap verebilseydi. Gayr zaten Allah'ın gayrisi kimseye sevap veremez. Şayet feradan verebilseydi de Allah'ın sevabı ondan daha nedir? O gayrin sevabına dahilidir. Ve hayrun ukba biddemil kafi ve sukuniha. Ukba ukben. Ne demek? Akibeten lil mu'minine. Öyle değil mi? Müminlerin akibeti itibariyle, sonuç neticeleri itibariyle, ahiretleri itibariyle Allah-u Zülcelal gayrinden daha nedir? Daha hayırlıdır. Biddemil kafi ukuba ve sukuniha ukuba ve nesbihima yok. Ve nesbuma sevaben ila ukbenin nesbi ala temizi. İkisinin nesbi ne üzerinedir? Allah-u Zülcelal hayru ne yönüyle? Sevaben. Hayru ne yönüyle? Ukben. Ukbe cihetiyle. Oldu. Demek ve nesbuma ala temiz. İkisinin nesbi ne üzerinedir? Temiz cihetiyledir. Oldu. Yeter. Kaçıncı ayete geldik? 45. 45. ayet. Yeter. Nefâkumullâhu nef'en mubînâ.